Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Gaziantep'te, Türkiye'de hatta dünyada çok yapılmayan ve de YouTube'da bulunmayan efsane bir tarif hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi döner makinemiz burada. Ve de ciğer hazır. Ciğer döner yapacağız efendim. Lezzetli bir ciğer döner yapacağız. Ciğer döner olur mu demeyin. Gerçekten harika oluyor. Buyurun tarifimize geçelim. Ciğer döner için kullanacağımız malzemeler. Elimizde gömlek yağı var. Biz buna iç yağ diyoruz. Dana ciğerimiz var. Ciğeri güzelce soslamak için isot kullanacağız. Pul biber, toz biber, tatlı toz biber, sumak, çok az köfte harcı, kimyon ve yanında tüketeceğimiz yeşilliklerimiz mevcut. Bir miktar da tuz kullanacağız. Öncelikle ciğeri temizleyip yaprak şeklinde açacağız ve ardından soslayacağız. Buyurun hep beraber başlıyoruz. Öncelikle iç yağını küçük parçalara böleceğiz. Toplamda 1 kilo iç yağımız var. 3 kilo da dana ciğerimiz var. Ona göre ayarlama yapacağız. İç yağlarını şu boyutlarda keseceğim. Hatta şöyle kalınları var bazen. Bunları da bu şekilde inceltiyorum. İç yağlarını bu şekilde eşit parçalara böldük. Şişe takacağımız şekilde ayarladık. Bunlar hazır. Tabii siz isteğe bağlı kuyruk yağı da kullanabilirsiniz. Ama iç yağ yani gömlek yağı ciğere efsane yakışıyor. Peçete yardımıyla fazla kanlarını alıyorum. Bugüne kadar kullandığım hiçbir ciğeri yıkamadım. Çünkü bana göre ciğer yıkanmaz. Tabii siz yıkamak istiyorsanız yıkayabilirsiniz. Evet, şu an ciğerimizi temizledik. Üzerindeki zarı çıkaracağım. Evet, zarını da bu şekilde alıyorum. Kuzu ciğerini bu zarı almamıza gerek yok. Çünkü küçük olduğu için hiçbir şey fark etmiyor. Ama dana ciğeri olduğunda bu zar çok kalın olduğu için kötü bir tat verebilir. Buradaki kalın zarlarını da bıçak yardımıyla temizliyorum. Tabii bu arada ciğeri ben biraz dondurdum. Bıçakla yaprak açabilmemiz için çok kolaylık sağlayacak. Sizler de eğer yapıp denerseniz ciğeri önceden bir saat dondurucuda dondurmanızı tavsiye ederim. Evet, ciğeri temizledik. Açmaya başlayabiliriz. Et dönerdeki mantıkla ciğeri ince ince yaprak şeklinde açacağız. Bu şekilde hazırlıyoruz. Tabii bunu evde yapma imkanınız varsa gerçekten çok güzel oluyor. Ben bu döner makinesini aldığımda benden sonra birçok izleyenimiz bu makineden aldı. Şu anda et döner ve tavuk döner yapan izleyicilerimiz var bu makineyle. Çok pahalı bir şey değil. Bu işi sevenler, bu işe meraklı olanlar böyle bir makine alıp kendi dönerini evinde lezzetli bir şekilde yapıp yiyebilirler. Evet, dönerimizi bu şekilde açıyoruz ince ince. Gördüğünüz gibi biraz buzlu olduğu için kolay açılıyor. Çok yumuşak olduğunda biraz zor açılıyor. Dönerin hepsini açıp geleceğiz. Ardından sosunu yapacağız. Bütün ciğerleri yaprak şeklinde açtık. Bakın gördüğünüz gibi ince ince hazırladık. Bunları burada güzelce baharatlayacağız. Şöyle üzerlerine hafiften isot, pul biber, toz biber, çok az sumak, bolca kimyon ve çok az köfte baharatı gezdireceğim. Bu baharatların hepsi ciğere çok yakışıyor. Ve bir miktar da tuz çekiyorum. Normalde yaptığım ciğerlere kolay kolay tuz atmam önceden. Çünkü ciğeri sulandırıyor. Ama bu tarifte tuzun ciğere geçmesi gerekiyor. O yüzden tuz atıyorum. Tekrar üzerine ciğer. Tekrar baharatlıyorum. Bu işlemi bütün ciğerlere uygulayacağız. Hepsini azar azar damak tadımıza göre atacağız. Ciğerlerimiz şu anda hazır. Hepsini açtık ve baharatladık. İç yağlarımız da hazır. Dönerimizi takmaya başlayabiliriz. Yanımda da küçük kızım var. O bana yardımcı olacak. Buyurun başlayalım. Öncelikle alt kısmına bir parça iç yağ takacağım.
Şöyle bir parça iç yanı taktık. Buraya küçük parçalardan takacağız. Alt kısma küçükten başlayacağız. Büyüterek yukarı doğru çıkıyoruz. Bu şekilde iki parça ciğer, bir parça iç yağ dönerimizi takıyoruz. Evet, dönerimiz yavaş yavaş hazır olmak üzere. İki parça yaprak ciğer, bir parça iç yağ atıyoruz. İnanın şu an bile ağzım sulandı. Birazdan bunu pişince göreceğiz. Bakalım nasıl bir lezzet olacak. Böyle küçük bir döner oldu. Tabii ki evde yapıyoruz. Küçük olacak. Şöyle hafiften tıraşlayacağım. Biraz şekli güzel dursun diye. Çok da tıraşlamamıza gerek yok. Sonuçta evde yapıyoruz. Ama bunların yamaması için birazcık tıraş gerekli. Dönerimizin tıraşını da yaptık. Çok fazla almadım. Az miktarda tıraşladık. Bunları da böyle üstüne takacağız. Son iki parça ciğerimiz kaldı. En son ciğeri takıyoruz. En üstüne bir parça iç yağ. Minik dönerimiz hazır. Ateşle buluşturabiliriz. Ocağımızın altını açıyoruz. Dönerimizi yavaş yavaş kızartabiliriz. Evet, ciğer dönerimiz yavaş yavaş pişmeye başladı. Zaten ciğer çabuk pişen bir yiyecek olduğu için çok da kurutmamıza gerek yok. Şöyle hafiften bu kızaran kısımlarını keselim. Birazdan daha da düzgün olacak. Evet, hafif hafif kestik ince ince. Kızartıp kızartıp kesmeye devam edeceğiz. Birazdan dönerimiz düzenince şöyle güzel bir dürüm hazırlayacağız. Dönerimiz güzelce kızarıyor. Biz de yavaş yavaş kesiyoruz. Çabuk pişiyor. Kesimi de güzel. Az önce tadına baktım. Tadı da çok güzel olmuş. Şu anda inanın ki mis gibi iç yağ kokuyor her taraf. Buyurun dürümümüzü hazırlayalım. Güzel bir dürüm yapalım. Ekmeğimiz hazır. Artık beni dürüm yap. Yediye bekliyor. Dürümümüzü hazırlıyoruz. Şöyle hafiften yağlayacağım ekmeğimi. Çok değil. Üzerine birazcık pul biber, çok az kimyon. Tekrar ısıtalım. Ekmeğimiz hazır olduğuna göre içerisine ne koyacağız? Şöyle bir parça taze soğan. Ciğer nanesiz olmaz. Çok yakışır. İçerisine biraz taze nane. Çok az kuru soğan. Birazcık maydanoz. Evet, içerisine domates koymuyorum. Ciğer ve domates çok güzel gitmiyor. Ciğeri sulandırdığı için domates kullanmayacağım. Şöyle şuradan sıcak sıcak keselim. İnce ince. Aynı et gibi gözüküyor. Dönerlerimizi alıyoruz. İnanın ki harika duruyor. Yani hiç abartmıyorum. Cidden efsane. Ve yine üzerine kimyon atacağım. Zaten içerisinde vardı. Ama hala birazcık baharat istiyor. Birazcık tuz çekiyorum. Çok az limon. Müsaadenizle tadına bakabiliriz. Ama önce şöyle ekmeksiz bir parça yiyeceğim. Bakalım nasıl olmuş gerçekten de. Müsaadenizle. Bismillah. İnanın harika. Evet, sıra geldi dürümümüze. Dürümümüz de hazır. Ekmeğimiz ateş gibi. Efendim, müsaadenizle hakkınızı helal edin. Şöyle sizler için bir parça tadına bakalım. Bismillah. Cidden çok güzel olmuş. Böyle bir tadı var ki imkanı olanların bu şekilde ciğer döner yapıp tatmasını çok isterim. Genelde ciğerin kebabını çok seviyoruz. Yani en fazla kebabını tüketiriz. İnanın ki çok güzel olmuş. Tabi bu döner nereden çıktı derseniz, bu döner benim gençlik hayalimdi diyebilirim. Askere giderken tekrar askerden döndüğümde kendi mekanımı açıp ciğer döner ve balık döner yapmayı
Çok istiyordum. Bundan 19 sene önce. Tabii kısmet olmadı. Kendi mekanımızı açtık ama sadece kendim için birer kez balık döner ve ciğer döneri deneme fırsatım oldu. Ama insanlara sunamadık. Sadece kendimize yaptık. Ondan dolayı tadını biliyorum. Bu da çok efsane olmuş. Harika bir lezzeti var. Bizden bu kadar. İnşallah başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.